Biraz gül. Daha canlı ol. Hayır, hayır. Olmuyor. Sende bugün iş yok. Gülmesini bile unutmuşsun. Boşuna uğraştırıyorsun beni. Sen benimle alay ediyorsun galiba. Bu ne surat? Bu kadar ruhsuz resim çekilmez ki. Affedersin Bülent. Sinirlerim çok bozuk. Öyle mi? Neden bozukmuş sinirlerin? Kardeşim Seher'e üzülüyorum. Şu Yugoslavya'daki kardeşin mi? Evet. İstanbul'a gelecekti. Ama beklediğim trenden çıkmadı. Canım ne var bunda üzülecek? Herhangi bir sebeple gecikmiştir. Önce ben de öyle zannettim. Ama çektiğim telgraf bu sabah sahibi bulunamadı diye geri geldi. Demek ki Zagreb'ten ayrılmış. Sonra babam. O da çok hastaydı. Ondan da bir haber yok. Babanın hasta olduğunu bilmiyordum. Demin sert davrandığım için asıl ben senden özür dilerim. Neden daha önce söylemedin? Ne bileyim. Dertlerimle seni üzmek istemiyorum. Bundan sonra hiçbir derdini benden gizlemeyeceksin, anlaşıldı mı? Hiçbir şeyin seni üzmesini istemiyorum. Bülent, sen olmasaydın ben ne yapardım? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap, o zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, için? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için... Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Thank you.
takımı size çok yakışır. Tam bir genç kız kıyafeti. Bir sigara? Teşekkür ederim, içmiyorum. Şekerim, kahvesini. Teşekkür ederim. Bilmem ki. Neden başım ağırlaştı sanki. Kafamı tutamıyorum. Yol yorgunluğu işte. Biraz uyusanız çok iyi gelir. Başım dönüyor. Dayanın şöyle arkanızı. Şöyle kapatın gözlerinizi de. Yol yorgunluğu. Herhalde zayıf bir bünyesi var. Biraz uyursa kendini toparlar. Hanımefendi, geldik, uyanın artık. Hanımefendi! Ölmüş. Vay canına! Olur şey değil. Siz de aynı kompartmanda yolculuk ediyordunuz, öyle değil mi? Evet. Başka kim vardı? Bir sarışın kadın vardı. Pasaportunuzu verir misiniz? Buyurun. Borhan Tayfuroğlu, gazeteci. Borhan Bey, tek görgü şahidi sizsiniz. Müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor. Burnunun dibinde cinayet işleniyor, sen hala görmedim diyor. Öyle mi? Yemin ederim görmedim. Yalan söylüyorsun. Elimizde delil var. Boşuna inkar etme. Kim vurdu İbrahim'i? Bilmiyorum. Söyleyin bakalım. Kocanızın ölümünden kim faydalanabilir? Hele bir düşünün. Vallahi bilmiyorum. Herkes onu severdi. Hiç düşmanı yoktu. Bu saatte seni buraya getirdik, kusura bakma. Yok canım, seni özlemiştim. Görüşmüş olduk. Nereden dönüyordun? Almanya'dan. İşçilerle ilgili bir yazı hazırlamaya gitmiştim. Ölü bulunan kadın hakkında bir bildiğin var mı? Aynı kompartımanda yolculuk ediyorduk. Çantasında pasaport ve hüviyetini belirtecek bir şey çıkmaması garip. Kompartmanda başka yolcu var mıydı? Evet. Kısa saçlı sarışın bir kadın. Tren gara girerken ortadan kayboldu. Bak onu bulursan sana bilgi verebilir. Onunla çok iyi ahbap olmuşlardı. Neler konuştular? Vallahi pek kulak vermedim. Modadan filan bahsediyorlardı galiba. Sonra kız bir ara kendini yorgun hissetti. Kadın ona uyumasını tavsiye etti. Kız uykuya daldı, bir daha da uyanmadı. Bu yaşta bir kızın kalp krizinden öleceği kimin aklına gelir? Kalp krizinden öldüğünü ne biliyorsun? Başka ne olabilir?
Her şey olabilir. Yoksa ortada bir cinayet mi var? Bunu otopsi raporundan sonra anlayacağız. Hoş geldin sevgilim. Çok geciktin, tren röten mi yaptı? Evet. Aslında 3 saat evvel evde olmam lazımdı. Sen keşke yatsaydın. Neredeyse sabah olacak. Aşk olsun, senin geleceğini bile bile nasıl yatardım. Nasıl geçti seyahatin? İşte, değişik bir şey yok. Her zamanki gibi. Bir sürü adamlar, konuşmalar, bol bol yorgunluk. Çok yorgunsun değil mi? Evet. Yorgundum ama karıma ve evime kavuşunca hiçbir şeyim kalmadı. Size güzel bir haberim var. Abiniz Hasan Bey'in bıraktığı servetin tek varisi sizsiniz. Nasıl olur? Ya kız? Artık onun paraya ihtiyacı kalmadı. Buyurun pasaportunu. Ne demek bu? Trenle Zagreb'den İstanbul'a gelirken bir kazaya uğradı. Yani öldü mü? Hı? Evet. Hem de eksiksiz, mükemmel bir şekilde. Nasıl oldu bu iş? Gayet ustaca, hiç iz bırakmadan. Kız İstanbul'a geliyordu demek. Neden acaba? Bilmem. Belki de babası ölünce sizin yanınıza sığınmak istedi. Sanmam, beni tanımaz ki. Abimle 15 senedir görüşmüyorduk. Kızın yüzünü bile görmedim. Abinizin hayatta kimsesi kalmadığına göre bıraktığı servetin tek varisi sizsiniz şimdi. Tebrik ederim. Arzunuza kavuştunuz. Hizmetimin ücretini ödeseniz de ben artık müsaade istesem. Yalnız şimdi hesabımızda küçük bir artış oldu. Yani? 100.000. Biraz fazla değil mi? Aksine, az bile. Nakit isterim. Kızın ölümü polisle başımızı belaya sokmaz değil mi? Ben yaptığım işi temiz yaparım. Polis kızın ölümüyle sizin aranızda hiçbir münasebet kuramayacak. Hoşça kalın, müsaadenizle. Canlı ol. Hayır. Olmuyor. Sende bugün iş yok. Gülmesini bile unutmuşsun. Boşuna uğraştırıyorsun beni. Sen benimle alay ediyorsun galiba. Bu ne surat? Bu kadar ruhsuz resim çekilmez ki. Affedersin Bülent. Sinirlerim çok bozuk. Öyle mi? Neden bozukmuş sinirlerin? Kardeşim Seher'e üzülüyorum. Şu Yugoslavya'daki kardeşin mi? Evet. İstanbul'a gelecekti. Ama bekledim, trenden çıkmadı. Canım, ne var bunda üzülecek? Herhangi bir sebeple gecikmiştir. Önce ben de öyle zannettim. Ama çektiğim telgraf, bu sabah sahibi bulunamadı diye geri geldi. Demek ki Zagreb'ten ayrılmış. Sonra babam. O da çok hastaydı. Ondan da bir haber yok. Babanın hasta olduğunu bilmiyordum. Demin sert davrandığım için asıl ben senden özür dilerim. Neden daha önce söylemedin? Ne bileyim, dertlerimle seni üzmek istemiyorum. Bundan sonra hiçbir derdini benden gizlemeyeceksin, anlaşıldı mı? Hiçbir şeyin seni üzmesini istemiyorum. Bülent, sen olmasaydın ben ne yapardım? Thank you.
şu adam bugün benim sayemde 15 milyon sahibi oldu. Bizim elimize geçense 100 bin lira, iş mi bu? Bana çok daha fazlası lazım. Buyurun Burhan Tayfuroğlu. Durum tahmin ettiğin gibi çıktı. Trendeki kızın ölümü tabii bir ölüm değil. Cinayet. Ne diyorsun? Anlat, nasıl olmuş? Zehirlemişler. Otopsi raporuna göre vücudunda kürar adı verilen ve sinir sistemini felce uğratarak kısa sürede ölüme sebep olan bir zehir bulunmuş. Bunu kim yapmış olabilir? Durup dururken kızcağızı ne diye öldürsünler? Bilmiyorum. Sen gene bu olayı muhafaza et. Sakın yazayım deme. Peki, yazmam Murat abi. Vay, kim gelmiş? Demek sevgili abimiz sonunda bir kardeşi olduğunu hatırlayabildi. İşte Yavuz hırsız diye senin gibisine derler. Ya ben aramasam bir telefon etmek aklına bile gelmiyor ha. Haklısın ama halimi görüyorsun. Çalışmaktan vakit yok ki. Ne var ne yok bakalım, nasıl geçti seyahat? İşte fena değil. İyi ki geldin, seni çok özlemiştim. Oturur şöyle baş başa bir yemek yer, biraz dertleşiriz. Ya o kadar vaktim yok. Ayak üzere uğrayıp bir hatırını sorayım dedim. Kim bu hanım kız? Nevin, yeni modelim. Aynı zamanda son aşkım. Gelsene şekerim, sizi tanıştırayım. Abim. Memnun oldum. Madem yemeğe kalmıyorsun, bari bir kadeh bir şeyler içelim. Hadi şekerim, bize içecek bir şeyler ver. Güzel kız. Bir melektir o. Abi, galiba bu sefer evleniyorum. Fena halde aşık oldum. Hadi, bilirim ben senin aşklarını. En büyüğü 2 ay sürer. Hadi, başarılarınıza! Şu yüze iyice bir bak. Ne haber, ne diyorsun abi? Gece yarısı beni bu cesedi göstermek için yataktan kaldırmadın herhalde. Maksadın nedir söyle. Birazdan anlayacaksın. Gel şimdi canlısını görelim. Canlısını mı? Evet, hem de aynını. Hiç insan yaşamaktan, nefes almaktan yorulur mu? Aa, dur, ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Herkes bize mi bakıyor? Burada başkaları da mı var? Ben kimseyi görmüyorum. Sen ne tatlı bir delisin. Vay canına! Olur şey değil. No easy way when a tailor runnin' down here poor.
Murat abi, buna ne buyrulur? Ne o, düğün mü var? Yoo, arkadaşlarla eğleniyorduk. Size hangi rüzgar attı böyle? Murat abiyle şöyle bir uğrayalım dedik. Ziyaretimizin sebebi bu küçük hanımla ilgili. Neminle mi? Evet. Çocuklar, belki keyfinizi kaçıracağım ama bir cinayetin aydınlanması için bizimle gelmeniz lazım. Cinayet mi? Evet. Nevin'in bir cesedi teşhis etmesi lazım. Yarım saatte gene burada olursunuz. Evet o, kız kardeşim. Anlayamıyorum, nasıl olur? Onu kim öldürebilir? İşte bizim de öğrenmek istediğimiz bu. Onu kim, niçin öldürdü? Bilmiyorum. Kardeşiniz İstanbul'a neden geliyordu? Ben çağırmıştım, bana geliyordu. Bu ilk gelişi miydi? Evet. Burada sizden başka tanıdığı var mıydı? Yoktu. Yugoslavya'da babamla beraber yaşıyorlardı. Uzun zamandır görüşmemiştik. Siz ne zaman geldiniz İstanbul'a? 2 sene evvel. Önce gezmek niyetiyle gelmiştim. Sonra iş bulup Bülent'i tanıyınca kaldım. Şimdilik bu kadar. Götürebilirsin onu. Sakın şehirden ayrılmayın. Olur. Sizi tekrar arayacağım. Havadisi gazeteye yazabilir miyim? Yazabilirsin. Trendeki esrarengiz cinayet. Zagreb'den gelen trende meçhul bir şekilde ve kürar atlı zehirle öldürülen genç kadının hüviyetini polis şimdilik gizli tutuyor. Cinayet sebebi halen bilinmiyor. Polis eldeki ipuçlarını değerlendirerek katilin peşinde iz sürüyor. Aldığımız bilgiye göre maktulün İstanbul'daki kız kardeşi olayı öğrenince şok geçirdi. Allah kahretsin! Abimin bir kızı daha varmış. İkizmiş bu Allah'ın belaları. Bütün uğraşmalarım boşa gitti. Hayallerim suya düştü. Evet, hiç hesapta olmayan bir aksilik bu İhsan Bey. Şu anda abimden kalan servetin tek sahibi bu kız. Sana 100.000 lira verdim ama boşuna oldu. Telaş etmeyin. Her işin bir çaresi bulunur. Madem önümüze çıkan manileri ortadan kaldırıyoruz, bunu da hallederiz. Yeni bir cinayet mi? Hı hı. Hayır. Bu defa polisin dikkatini çekebilir. Tehlikeli olacak ama sizin için değil, benim için. Bu sebeple tabii fiyat da yüksek olacak. Ne demek istiyorsun? Bu iş 100.000 lirayla bitmez. Ne kadar istiyorsun? Kolay, anlaşırız. Sizi üzmem ben İhsan Bey. Yine bozuksun. Yüzün bir ölüden farksız. Affet, kolay olmuyor. Üzücü olayları unutman şart. Sen bir artistsin kızım. Ne olur kendini harap etme. Artık hayatta yapyalnızım. Hiç kimsem kalmadı. Aşk olsun. Ben ne oluyorum? Bundan sonra senin hem kardeşin, hem baban, hem de sevgilinim. Ben varken hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Göreceksin. Sana bu acı günleri unutturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana inanıyorum Bülent. Eğer sen olmasaydın, yaşama gücüm kalmazdı zaten. Thank you.
şeffaf. Evet, sarışın bir kadınla bir erkek. Sen hayal görmüşsün, buraya hiç kimse gelmedi. Dışarıdaki arabadan çıkıp havaya mı uçtular dersin? Hadi uzatma da ufak ufak yoldan bakalım, burada aradıkların yok. Uzatmayın çocuklar! Misafirimizi fazla incitmeyelim. Bu sana ders olsun. Böylece burnu bilmediğin işlere sokmamayı öğrenirsin. Canlı cehenneme yollayın! Gebertin! Durmayın! Götürün! Yeni bir cinayet daha. Beni korkutuyorsun Kemal. Sana bunca zamandır korkmamayı öğretemedim mi yavrum? Ben işimi bilirim. Sen bu güzel başını rahat tut. Aramakta devam ediyoruz. Ama elimizde henüz bir ipucu yok. Allah kahretsin, tam izlerini bulmuşken kaybettim. Sen yaşadığına şükret Burhan. Bu yaptıklarını yanlarına bırakacak değilim. Yerin dibine girseler bulacağım onları. Bu heriflerin cinayet işlemekten çekinmedikleri meydanda. Onlarla uğraşman tehlikeli olabilir. Başına kötü bir şey gelmesini istemem. Sen bu işi bize bıraksan daha doğru olur. Murat abi doğru söylüyor Burhan. Bunlar gözü dönmüş katiller, ne olur, bu işten vazgeç! Nasıl vazgeçerim? Onları benden başka tanıyan yok ki Murat abi! Olsun, gene bu işe bulaşmanı istemiyorum. Polisin işi bu. Hayır, yatmayacağım. Çocuklar, ben gidiyorum. Sana geçmiş olsun Burhan. Durumda bir gelişme olursa seni ararım. Ne olur Kemal, gidelim bu şehirden! Hı? Nereye? Nereye olursa! Başka bir yere, uzak bir memlekete! Neden? Korkuyorum! Senin sinirlerin bozulmuş yavrum! Polis bizi bulacak gibi geliyor, korkuyorum! Bulamazlar, biraz daha sabret! İhtiyacımız olan parayı toplayabilmek için bir iki iş daha yapacağız! Hayır, böyle kanlı işlerde ben yokum artık! Ne dedin? Yoksa beni terk etmeyi mi düşünüyorsun? Hayır, korkuyorum! Benden ayrılırsan yaşayamazsın! Biz ikimiz de aynı çamurdan yaratılmışız. Ancak bir arada olursak yaşayabiliriz. Canımı yakıyorsun! Yoksa bana karşı olan aşkın mı azalıyor? Hayır! Bırak beni, bırak ne olur! Emirlerime itaat edeceksin. Boşu boşuna korkup bu güzel kafanı yormana lüzum yok. Düşünmek ve karar vermek benim işim. Sen bana tabi olacaksın, tamam mı? Tamam! Dedeni rahat bırak Ayşe, canını sıkma. Sen oyununu kendin oyna kızım. Canını sıkmıyorum ki, oyun oynuyoruz. Değil mi dedeciğim? Tabii yavrum, sıkıldığım falan yok. Sen bizim işimize karışma. Anneciğim, lütfen bizim işimize karışma. Hay Allah, çok yaşasın. Bir, iki, üç. Gol! Sen bu maçı kazanacaksın galiba Ayşe. Elbette, ne sandın dedeciğim? Bilek bu bilek! Ben istediğim golü atarım! Nerede kaldın Burhan? İşten ancak kurtulabildim. Hoş geldiniz efendim. Bülent'i tanırsınız babacığım. Merhaba efendim. Hadi bakalım Ayşe Hanım, sofra hazır. Buyurun efendim.
Yengeciğim, yakında fotolarım yabancı mecmualara basılacak. Artık dışarıda da meşhur olacağım. Şunlara bakın, hepsi birer şaheser. Alo! Aa, evet, benim İhsan Bey, buyurun. Beni iyi dinle. Aradığımız kızın izini buldum. Derhal bu kızı ortadan kaldıracaksın. Ama dikkatli ol, başın belaya girmesin. Anlaşıldı mı? Evet. Evet, anlıyorum. Tamam. Bu iş bitti demektir. Söyledim ya, para işini sonra halledeceğiz. Evet. Tamam. Kimdi telefon eden? En iyi müşterim. Bu sefer büyük para koparacağım. Yine kötü, tehlikeli bir iş değil mi? Tehlikeyi göze almadan büyük para kazanılmaz kızım. Başka bir emriniz var mı şef? Gerekeni yapın. Acını çok iyi anlıyorum Burhan. Sana söz veriyorum, katili mutlaka ele geçireceğiz. Öğlen geri gelir mi Murat abi? Söyle, gelir mi? Tam 1.500.000 istiyorum. Ne? 1.5 milyon mu istiyorsun? Çıldırmışsın sen! Garip bir insansınız. Zenginleştikçe cimrileşiyorsunuz. Sayemde 15 milyonluk bir mirasa kondunuz. Bense bunu sadece 1/10'unu istiyorum. Çok mu? Sizi zengin etmek için 3 kişi öldürdüm. Eğer ortaya çıkarsa insanı ipe götürür bu. Cinayetler sizin emrinizle işlendi. Buna kimseye inandıramazsın. Ben biliyorum ya, yeter. Sana 300.000 lira daha veririm, bu iş böylece kapanır, tamam mı? Hayır, tamam değil. Yazık, ben sizi daha anlayışabilirdim. Bu pazarlıktan sıkıldım artık. Unutma ki, hiçbir şey vermemek de elimde. Bu kolay değil. Beni tanımadığınız için böyle konuşuyorsunuz. Hakkımı kimsede bırakmak adetim değildir benim. Ne şekilde olursa olsun, söker alırım! Beni kolay kolay korkutamazsın! Babacığım, sizi rahatsız etmedik ya! Dedeciğim, sana misafir geldi! İyi ettiniz yavrum! Beni özledin mi? Özledim ya! Ben de seni özledim! Kızım, dedeni rahat bırakalım! İşi var! Ben gidiyordum zaten hanımefendi! Biz işimizi hallettik! Çok sevimli bir çocuk. Size de pek düşkün galiba İhsan Bey. Dedem başka çocukların dedesine benzemez. Öyle mi? Sen de gördüğüm çocukların en güzelisin.
Dediklerimi iyi düşünün İhsan Bey. Şimdilik müsaadenizle. Dedeciğim, benim canım dedeciğim! Anneciğim, ben ne zaman bu çocuklar gibi oynayacağım? Bu hastalığım hiç geçmeyecek mi? Geçecek tabii yavrum. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Oturabilir miyim şuraya? Ah, rica ederim, buyurun. Mersi. Gel seninle oynayalım. Oynayalım. Olmaz yavrum, yorulursun. Ne olur anneciğim, müsaade edin, koşmadan, yorulmadan oynayalım. Pekala ama hiç yorulmadan, terlemeden. Teşekkür ederim anne. Nesi var kızınızın? Kalbi o kadar zayıf ki, büyük bir ihtimamla yaşatabiliyoruz. Mübah evladım, inanın çok üzüldüm. Balon, balon, bebelere balon, re! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, söylediklerim birbirini tutmuyor. Toparla kendini! Anlat, ne biçim bir kadındı? Saçı, gözü, boyu nasıldı? Bütün hatırladığım sarı, kısa saçlı, genç ve zayıftı. Muhakkak trendeki kadın olacak. Niye trendeki kadın olsun? Durun durun, sakin kafayla düşünelim. O kadın senin çocuğunu niye kaçırsın? Ben de hiç ihtimal vermedim. Ne olduğunu anlayamadım. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Yahu neden anlamak istemiyorsunuz? Kadın kaçırdı çocuğumu. Bu trendeki katil, her şey ortada. Eğer Ayşe'ye bir kötülük yaparlarsa yaşayamam Burhan! Pekala, neden yaptılar bunu? Bilmiyorum. Belki de benden intikam almak için. Fakat ne bahasına olursa olsun, çocuğumu bulmamız lazım Murat abi. Elinizden gelen her şeyi yapacağız Burhan. Kızımın kalbi o kadar zayıf ki, en ufak bir heyecana dayanamaz. Eğer kötü muamele ederlerse ölebilir. Sakin ol, otur söyle. Beklemekten başka çaremiz yok. Polis parkın etrafında gerekli tertibatı almış durumda. Onu saklayabilecekleri her yer aranıyor. Ben durumdaki en ufak gelişmeyi sana bildireceğim. Eğer çocuğu kaçıran onlarsa mutlaka bir maksatları var. Belki de şantajla para koparmak isteyecekler. Bu durumda seninle temasa geçecekler. Murat abi, yalvarırım, kızımı bul, bana bul! Söz veriyorum, bulacağım. Çocuğumuzu kaçırdılar Lale! Bu insanlarla baş edemezsin. Hepsi katil bunların. Yalvarırım, gitme Burhan, gitmeni istemiyorum! Seni de öldürecekler! Beni kolay kolay öldüremezler. Onların gücü kimsesiz kızlara, küçük çocuklara geçiyor. Kim olduklarını, nerede saklandıklarını bilmiyorum ama yerin dibine girseler bulacağım onları. Murat abiyi bekleyemem. Artık bu kanlı oyunu ben bitireceğim. Bırakın beni! Ay, ne olur, bırakın beni, eve gideyim! Ay, bırakın! Kafa tütsüleme, kes sesini! İhtiyar bu resimlere görünce paraları sayacaktır Kemal abi. Hem de nasıl sayacaktır? Ay. Torunuma ne yaptınız? Delirdiniz mi siz? Merak etmeyin, şimdilik sıhhati yerinde. Fakat teklifi kabul etmezseniz ölecek. İğrenç bir şantaj bu. Küçücük ve hasta bir çocuktan ne istiyorsunuz? Oyunun kuralı böyle, Kemal'i tanırsınız.
Eğer istediği parayı vermezseniz gözünü bile kırpmadan çocuğu öldürür. Bunu yapamaz. Yapar. Kemal'in ne kadar pis bir adam olduğunu biliyorum. Ama siz... Siz öyle değilsiniz. Bir kadınsınız. Mutlaka içinizde günahsız bir çocuğa acıyacak kadar insanlık vardır. Benim elimden gelen bir şey yok. Maalesef. Affedin. Hayatımda şimdiye kadar kimseye yalvarmadım. İşte şimdi size yalvarıyorum. Ne olur Kemal'e mani olun. Ben yaşlı bir adamım. Torunum hayatımın tek neşesi. Tertip ettiğim kirli bir dava uğruna onun başına bir şey gelirse yaşayamam. Bu tamamıyla size bağlı. Kemal'in teklifini öğrendiniz. Yarın gece parayı getirirseniz çocuk sağ salim iade edilecek. Kazandınız. Getireceğim parayı. Kemal bunu yapacağınızı biliyor. Müşteri olun. Torununuz yarın geceye kadar emin ellerde efendim. Müsaadeniz. Benim. Söyle, seni dinliyorum. Kemal, mahvolduk. Çocuğun anası beni gördü, tanıdı peşimde. İzimi kaybetmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Çok korkuyorum Kemal. Sonumuz geldi. Kadın yalnız mı? Yanında polis var mı diye soruyorum. Nasıl bilmiyorsun? Belki de var. Peki, beni dinle. Görünmemeye çalışarak manken deposuna git ve orada beni bekle. Thank you.
Lale burada mı? Yo, gece yarısı Lale'nin ne işi var burada? Hiç şüphem kalmadı, onların işi bu. Hiçbir şey anlamıyorum, söyle ne oldu? Lale'yi de kaçırdılar. Bu saate kadar eve dönmeyince belki buradadır diye düşündüm. Burada olmadığına göre artık şüphem kalmadı. Onlar kaçırdılar, alçaklar! Dur, sakin ol! Önce çocuğumu, sonra karımı kaçırıyorlar, siz de kalkmış benden sakin olmamı istiyorsunuz! Kimdir bu insanlar? Nerede gizlenirler? Benden ne isterler? Şu anda karımın ve çocuğumun hayatı onların elinde! Ben de elleri kolları bağlı beklemekten başka bir şey yapamıyorum! Bu çaresizlik beni deli edecek! Deli edecek! Bir dakika. Söylesenize nereden çıktı bunlar? Onlar gönderdi. Onlar mı gönderdi? Demek sizinle temasa geçtiler. Evet, geçtiler. Peki deminden beri anlatmak için ne bekliyorsunuz? Kızım ve karımı öldürmelerini mi? Merak etme, şimdilik onları öldürmeleri için bir sebep yok. Sana her şeyi anlatacağım. Bu aslında uzun bir hikayedir. Suya düşen bir hayalin hikayesi. Bütün bunlara aslında ben sebep oldum. Peki anlatsanıza ne istiyorlar? Neden kaçırdılar onları? Kim bu adamlar? Karşımızda bir tek adam var. Adı Kemal. Gözü dönmüş, kanlı bir katil. Ama şimdilik onları öldürmek işine gelmez. Biraz evvel telefon etti. Ayşe ile Lale'yi serbest bırakmak için şu çantadaki paraları bekliyor. Siz mi götüreceksiniz? Evet. Nerede buluşacaksınız? Bir garajda. Beraber gideceğiz oraya. Hadi. Nerede bekliyorlardı? Kızımla torunumu istiyorum. Eğer polisin haberi varsa onları bir daha göremezsin. Kimsenin haberi yok. Ver bakalım şu çantayı. Bey öldü. Kimsin sen? Burhan. Sana bir teklifim var. Paralar bende. Eğer karımla çocuğumu serbest bırakırsan paraları sana getiririm. Sana tam 45 dakika müsaade. 45 dakika içinde parayla birlikte burada olursan karınla çocuğuna sağ olarak kavuşursun. Unutma, tam 45 dakika. Anladık. Neredesin?
Konuş, itiraf et! Yeter! Gene karşılaştık Kılçık Erol. Söyle bakalım, neden bu cinayeti işledin? Hayır Murat abi, onu ben öldürmedim. Burhan'ın çocuğunu nerede saklıyorsunuz? Bu işlerin başındaki kim? Bilmiyorum. Sen ağzını açacak mısın, yoksa seni söyleteyim mi? Hadi! Konuş! Dur Murat abi, her şeyi söyleyeceğim, dur! Eğer koçmazsa sana da kızına da yazık olacak. Çaresiz bir kadınla, günahsız bir çocuğu öldürmek insanlık mı? Sizde hiç vicdan yok mu? Yalvarırım, bırakın bizi! Kocanla bir anlaşma yaptık, paralarla tam vaktinde gelirse kurtulursunuz. Ya gelmezse? O zaman bunlara iki mezar kazarsın. Biraz daha çabuk, daha çabuk! Tek kurşunla ölmeye hazır olun. İki kaşının ortasına kurşunu sen yiyeceksin, o da asılarak can verecek. Yalvarırım beni öldürün! Yavruma dokunmayın! Hayır! Oyunumun en tatlı tarafı senin tek kurşunla onun da asılarak ölmesi. Bu zevkten mahrum olamam ben. Vakit yaklaşıyor. Ölüm yolculuğuna hazırlanın. Getirdim. Serbest bırak onları. Önce paralar. Para tamam. Güzel. Sen sözünde durdun ama ben sözümde duramayacağım. Doğan. Evet abi. Şimdi üç mezar kazmaya hazırlan. Bu oyun böyle bitecek. Duydun mu Doğan? Peşinden gelirsen vururum çocuğunu! Elindeki silah, yoksa kızının beynini dağıtırım. Artık oyun bitti. Canın cehenneme. Yak şu sigaramı.
Çok yakışır. Tabii genç kız kıyafeti. Bir sigara? Teşekkür ederim, içmiyorum. Al şekerim, kahvesini. Teşekkür ederim. Thank you.
yolculuk sizi etmiyordu galiba. Bilmem ki. Neden başım ağırlaştı sanki? Kafamı tutamıyorum. Yol yorgunluğu işte. Biraz uyusanız çok iyi gelir. Başım dönüyor. Dayanın şöyle arkanızı. Şöyle kapatın gözlerinizi de. Yol yorgunluğu. Herhalde zayıf bir bünyesi var. Biraz uyursa kendini toparlar. Hanımefendi, geldik, uyanın artık. Hanımefendi! Ölmüş. Vay canına! Olur şey değil. Siz de aynı kompartmanda yolculuk ediyordunuz, öyle değil mi? Evet. Başka kim vardı? Bir sarışın kadın vardı. Pasaportunuzu verir misiniz? Buyurun. Burhan Tayfuroğlu, gazeteci. Burhan Bey, tek görgü şahidi sizsiniz. Müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor. Burnunun dibinde cinayet işleniyor, sen hala görmedim diyor, öyle mi? Yemin ederim görmedim. Yalan söylüyorsun. Elimizde delil var. Boşuna inkar etme. Kim vurdu İbrahim'i? Bilmiyorum. Söyleyin bakalım. Kocanızın ölümünden kim faydalanabilir? Hele bir düşünün. Vallahi bilmiyorum. Herkes onu severdi. Hiç düşmanı yoktu. Bu saatte seni buraya getirdik, kusura bakma. Yok canım, seni özlemiştim. Görüşmüş olduk. Nereden dönüyordun? Almanya'dan. İşçilerle ilgili bir yazı hazırlamaya gitmiştim. Ölü bulunan kadın hakkında bir bildiğin var mı? Aynı kompartımanda yolculuk ediyorduk. Çantasında pasaport ve hüviyetini belirtecek bir şey çıkmaması garip. Kompartmanda başka yolcu var mıydı? Evet. Kısa saçlı sarışın bir kadın. Tren gara girerken ortadan kayboldu. Ha, bak onu bulursan sana bilgi verebilir. Onunla çok iyi ahbap olmuşlardı. Neler konuştular? Vallahi pek kulak vermedim. Modadan filan bahsediyorlardı galiba. Sonra kız bir ara kendini yorgun hissetti. Kadın ona uyumasını tavsiye etti. Kız uykuya daldı, bir daha da uyanmadı. Bu yaşta bir kızın kalp krizinden öleceği kimin aklına gelir? Kalp krizinden öldüğünü ne biliyorsun? Başka ne olabilir? Her şey olabilir. Yoksa ortada bir cinayet mi var? Bunu otopsi raporundan sonra anlayacağız. Hoş geldin sevgilim. Çok geciktin, tren röter mi yaptı? Evet. Aslında 3 saat evvel evde olmam lazımdı. Sen keşke yatsaydın. Neredeyse sabah olacak. Aşk olsun, senin geleceğini bile bile nasıl yatardım. Nasıl geçti seyahatin? İşte, değişik bir şey yok. Her zamanki gibi. Bir sürü adamlar, konuşmalar, bol bol yorgunluk. Çok yorgunsun değil mi? Evet. Yorgundum ama karıma ve evime kavuşunca hiçbir şeyim kalmadı. Size güzel bir haberim var. Abiniz Hasan Bey'in bıraktığı servetin tek varisi sizsiniz. Nasıl olur? Ya kız? Artık onun paraya ihtiyacı kalmadı. Buyurun pasaportunu. Ne demek bu? Trenle Zagreb'den İstanbul'a gelirken bir kazaya uğradı. Yani öldü mü? Hı? Evet. Hem de eksiksiz, mükemmel bir şekilde. Nasıl oldu bu iş? Gayet ustaca, hiç iz bırakmadan. Kız İstanbul'a geliyordu demek.
Neden acaba? Bilmem. Belki de babası ölünce sizin yanınıza sığınmak istedi. Sanmam, beni tanımaz ki. Abimle 15 senedir görüşmüyorduk. Kızın yüzünü bile görmedim. Abinizin hayatta kimsesi kalmadığına göre bıraktığı servetin tek varisi sizsiniz şimdi. Tebrik ederim. Arzunuza kavuştunuz. Hizmetimin ücretini ödeseniz de ben artık müsaade istesem. Yalnız şimdi hesabımızda küçük bir artış oldu. Yani? 100.000. Biraz fazla değil mi? Aksine, az bile. Nakit isterim. Kızın ölümü polisle başımızı belaya sokmaz, değil mi? Ben yaptığım işi temiz yaparım. Polis kızın ölümüyle sizin aranızda hiçbir münasebet kuramayacak. Hoşça kalın, müsaadenizle. Canlı ol. Hayır. Olmuyor. Sende bugün iş yok. Gülmesini bile unutmuşsun. Boşuna uğraştırıyorsun beni. Sen benimle alay ediyorsun galiba. Bu ne surat? Bu kadar ruhsuz resim çekilmez ki. Affedersin Bülent. Sinirlerim çok bozuk. Öyle mi? Neden bozukmuş sinirlerin? Kardeşim Seher'e üzülüyorum. Şu Yugoslavya'daki kardeşin mi? Evet. İstanbul'a gelecekti. Ama beklediğim trenden çıkmadı. Canım ne var bunda üzülecek? Herhangi bir sebeple gecikmiştir. Önceden de öyle zannettim. Ama çektiğim telgraf bu sabah sahibi bulunamadı diye geri geldi. Demek ki Zagreb'ten ayrılmış. Sonra babam. O da çok hastaydı. Ondan da bir haber yok. Babanın hasta olduğunu bilmiyordum. Demin sert davrandığım için asıl ben senden özür dilerim. Neden daha önce söylemedin? Ne bileyim, dertlerimle seni üzmek istemiyorum. Bundan sonra hiçbir derdini benden gizlemeyeceksin, anlaşıldı mı? Hiçbir şeyin seni üzmesini istemiyorum. Bülent, sen olmasaydın ben ne yapardım?
şu adam bugün benim sayemde 15 milyon sahibi oldu. Bizim elimize geçense 100 bin lira, iş mi bu? Bana çok daha fazlası lazım. Buyurun Burhan Tayfuroğlu. Durum tahmin ettiğin gibi çıktı. Trendeki kızın ölümü tabii bir ölüm değil. Cinayet. Ne diyorsun? Anlat, nasıl olmuş? Zehirlemişler. Otopsi raporuna göre vücudunda kürar adı verilen ve sinir sistemini felce uğratarak kısa sürede ölüme sebep olan bir zehir bulunmuş. Bunu kim yapmış olabilir? Durup dururken kızcağızı ne diye öldürsünler? Bilmiyorum. Sen gene bu olayı muhafaza et. Sakın yazayım deme. Peki, yazmam Murat abi. Vay, kim gelmiş? Demek sevgili abimiz sonunda bir kardeşi olduğunu hatırlayabildi. İşte Yavuz hırsız diye senin gibisine derler. Ya ben aramasam bir telefon etmek aklına bile gelmiyor ha. Haklısın ama halimi görüyorsun. Çalışmaktan vakit yok ki. Ne var ne yok bakalım, nasıl geçti seyahat? İşte fena değil. İyi ki geldin, seni çok özlemiştim. Oturur şöyle baş başa bir yemek yer, biraz dertleşiriz. Ya o kadar vaktim yok. Ayak üzere uğrayıp bir hatırını sorayım dedim. Kim bu hanım kız? Nevin, yeni modelim. Aynı zamanda son aşkım. Gelsene şekerim, sizi tanıştırayım. Abim. Memnun oldum. Madem yemeğe kalmıyorsun, bari bir kadeh bir şeyler içelim. Hadi şekerim, bize içecek bir şeyler ver. Güzel kız. Bir melektir o. Abi, galiba bu sefer evleniyorum. Fena halde aşık oldum. Hadi, bilirim ben senin aşklarını. En büyüğü 2 ay sürer. Hadi, başarılarınıza! Şu yüze iyice bir bak. Ne haber, ne diyorsun abi? Gece yarısı beni bu cesedi göstermek için yataktan kaldırmadın herhalde. Maksadın nedir söyle. Birazdan anlayacaksın. Gel şimdi canlısını görelim. Canlısını mı? Evet, hem de aynını. Hiç insan yaşamaktan, nefes almaktan yorulur mu? Aa, dur, ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Herkes bize mi bakıyor? Burada başkaları da mı var? Ben kimseyi görmüyorum. Sen ne tatlı bir delisin. Vay canına! Olur şey değil. No easy way when a tailor runnin' down here poor.
Murat abi, buna ne buyurulur? Ne o, düğün mü var? Yok, arkadaşlarla eğleniyorduk. Size hangi rüzgar attı böyle? Murat abiyle şöyle bir uğrayalım dedik. Ziyaretimizin sebebi bu küçük hanımla ilgili. Neminle mi? Evet. Çocuklar, belki keyfinizi kaçıracağım ama bir cinayetin aydınlanması için bizimle gelmeniz lazım. Cinayet mi? Evet. Nevin'in bir cesedi teşhis etmesi lazım. Yarım saatte gene burada olursunuz. Evet o, kız kardeşim. Anlayamıyorum, nasıl olur? Onu kim öldürebilir? İşte bizim de öğrenmek istediğimiz bu. Onu kim, niçin öldürdü? Bilmiyorum. Kardeşiniz İstanbul'a neden geliyordu? Ben çağırmıştım, bana geliyordu. Bu ilk gelişi miydi? Evet. Burada sizden başka tanıdığı var mıydı? Yoktu. Yugoslavya'da babamla beraber yaşıyorlardı. Uzun zamandır görüşmemiştik. Siz ne zaman geldiniz İstanbul'a? 2 sene evvel. Önce gezmek niyetiyle gelmiştim. Sonra iş bulup Bülent'i tanıyınca kaldım. Şimdilik bu kadar. Götürebilirsin onu. Sakın şehirden ayrılmayın. Olur. Sizi tekrar arayacağım. Havadisi gazeteye yazabilir miyim? Yazabilirsin. Trendeki esrarengiz cinayet. Zagreb'den gelen trende meçhul bir şekilde ve kürar atlı zehirle öldürülen genç kadının hüviyetini polis şimdilik gizli tutuyor. Cinayet sebebi halen bilinmiyor. Polis eldeki ipuçlarını değerlendirerek katilin peşinde iz sürüyor. Aldığımız bilgiye göre maktulün İstanbul'daki kız kardeşi olayı öğrenince şok geçirdi. Allah kahretsin! Abimin bir kızı daha varmış. İkizmiş bu Allah'ın belaları. Bütün uğraşmalarım boşa gitti. Hayallerim suya düştü. Evet, hiç hesapta olmayan bir aksilik bu İhsan Bey. Şu anda abimden kalan servetin tek sahibi bu kız. Sana 100.000 lira verdim ama boşuna oldu. Telaş etmeyin. Her işin bir çaresi bulunur. Madem önümüze çıkan manileri ortadan kaldırıyoruz, bunu da hallederiz. Yeni bir cinayet mi? Hı hı. Hayır. Bu defa polisin dikkatini çekebilir. Tehlikeli olacak ama sizin için değil, benim için. Bu sebeple tabii fiyat da yüksek olacak. Ne demek istiyorsun? Bu iş 100.000 lirayla bitmez. Ne kadar istiyorsun? Kolay, anlaşırız. Sizi üzmem ben İhsan Bey. Gene bozuksun. Yüzün bir ölüden farksız. Affet, kolay olmuyor. Üzücü olayları unutman şart. Sen bir artistsin kızım. Ne olur kendini harap etme. Artık hayatta yapyalnızım. Hiç kimsem kalmadı. Aşk olsun. Ben ne oluyorum? Bundan sonra senin hem kardeşin, hem baban, hem de sevgilinim. Ben varken hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Göreceksin, sana bu acı günleri unutturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana inanıyorum Bülent. Eğer sen olmasaydın, yaşama gücüm kalmazdı zaten. Thank you.
şeffaf. Evet, sarışın bir kadınla bir erkek. Sen hayal görmüşsün, buraya hiç kimse gelmedi. Dışarıdaki arabadan çıkıp havaya mı uçtular dersin? Hadi uzatma da ufak ufak yoldan bakalım, burada aradıkların yok. Uzatmayın çocuklar! Misafirimizi fazla incitmeyelim. Bu sana ders olsun. Böylece burnu bilmediğin işlere sokmamayı öğrenirsin. Canlı cehenneme yollayın! Gebertin! Durmayın! Götürün! Yeni bir cinayet daha. Beni korkutuyorsun Kemal. Sana bunca zamandır korkmamayı öğretemedim mi yavrum? Ben işimi bilirim. Sen bu güzel başını rahat tut. Aramakta devam ediyoruz. Ama elimizde henüz bir ipucu yok. Allah kahretsin, tam izlerini bulmuşken kaybettim. Sen yaşadığına şükret Burhan. Bu yaptıklarını yanlarına bırakacak değilim. Yerin dibine girseler bulacağım onları. Bu heriflerin cinayet işlemekten çekinmedikleri meydanda. Onlarla uğraşman tehlikeli olabilir. Başına kötü bir şey gelmesini istemem. Sen bu işi bize bıraksan daha doğru olur. Murat abi doğru söylüyor Burhan. Bunlar gözü dönmüş katiller. Ne olur, bu işten vazgeç. Nasıl vazgeçerim? Onları benden başka tanıyan yok ki Murat abi. Olsun, gene bu işe bulaşmanı istemiyorum. Polisin işi bu. Hayır, hayır, yatmayacağım. Çocuklar, ben gidiyorum. Sana geçmiş olsun Burhan. Durumda bir gelişme olursa seni ararım. Ne olur Kemal, gidelim bu şehirden. Hı? Nereye? Nereye olursa. Başka bir yere, uzak bir memlekete. Neden? Korkuyorum. Senin sinirlerin bozulmuş yavrum. Polis bizi bulacak gibi geliyor, korkuyorum. Bulamazlar. Biraz daha sabret. İhtiyacımız olan parayı toplayabilmek için bir iki iş daha yapacağız. Hayır, böyle kanlı işlerde ben yokum artık. Ne dedin? Yoksa beni terk etmeyi mi düşünüyorsun? Hayır, korkuyorum. Benden ayrılırsan yaşayamazsın. Biz ikimiz de aynı çamurdan yaratılmışız. Ancak bir arada olursak yaşayabiliriz. Canımı yakıyorsun! Yoksa bana karşı olan aşkın mı azalıyor? Hayır! Bırak beni, bırak ne olur! Emirlerime itaat edeceksin. Boşu boşuna korkup bu güzel kafanı yormana lüzum yok. Düşünmek ve karar vermek benim işim. Sen bana tabi olacaksın, tamam mı? Tamam! Dedeni rahat bırak Ayşe, canını sıkma. Sen oyununu kendin oyna kızım. Canını sıkmıyorum ki, oyun oynuyoruz. Değil mi dedeciğim? Tabii yavrum, sıkıldığım falan yok. Sen bizim işimize karışma. Anneciğim, lütfen bizim işimize karışma. Hay Allah, çok yaşasın. Bir, iki, üç. Gol! Sen bu maçı kazanacaksın galiba Ayşe. Elbette, ne sandın dedeciğim? Bilek bu bilek! Ben istediğim golü atarım! Nerede kaldın Burhan? İşten ancak kurtulabildim. Hoş geldiniz efendim. Bülent'i tanırsınız babacığım. Merhaba efendim. Hadi bakalım Ayşe Hanım, sofra hazır. Buyurun efendim.
Yengeciğim, yakında fotolarım yabancı mecmualara basılacak. Artık dışarıda da meşhur olacağım. Şunlara bakın, hepsi birer şaheser. Alo! Aa, evet, benim İhsan Bey, buyurun. Beni iyi dinle. Aradığımız kızın izini buldum. Derhal bu kızı ortadan kaldıracaksın. Ama dikkatli ol, başın belaya girmesin. Anlaşıldı mı? Evet. Evet, anlıyorum. Tamam. Bu iş bitti demektir. Söyledim ya, para işini sonra halledeceğiz. Evet. Tamam. Kimdi telefon eden? En iyi müşterim. Bu sefer büyük para koparacağım. Yine kötü, tehlikeli bir iş değil mi? Tehlikeyi göze almadan büyük para kazanılmaz kızım. Başka bir emriniz var mı şef? Gerekeni yapın. Acını çok iyi anlıyorum Burhan. Sana söz veriyorum, katili mutlaka ele geçireceğiz. Öğlen geri gelir mi Murat abi? Söyle, gelir mi? Tam 1.500.000 istiyorum. Ne? 1.5 milyon mu istiyorsun? Çıldırmışsın sen! Garip bir insansınız. Zenginleştikçe cimrileşiyorsunuz. Sayemde 15 milyonluk bir mirasa kondunuz. Bense bunu sadece 1/10'unu istiyorum. Çok mu? Sizi zengin etmek için 3 kişi öldürdüm. Eğer ortaya çıkarsa insanı ipe götürür bu. Cinayetler sizin emrinizle işlendi. Buna kimseye inandıramazsın. Ben biliyorum ya, yeter. Sana 300.000 lira daha veririm, bu iş böylece kapanır, tamam mı? Hayır, tamam değil. Yazık, ben sizi daha anlayışabilirdim. Bu pazarlıktan sıkıldım artık. Unutma ki, hiçbir şey vermemekte elimde. Bu kolay değil. Beni tanımadığınız için böyle konuşuyorsunuz. Hakkımı kimsede bırakmak adetim değildir benim. Ne şekilde olursa olsun, söker alırım! Beni kolay kolay korkutamazsın! Babacığım, sizi rahatsız etmedik ya! Dedeciğim, sana misafir geldi! Yettiniz yavrum! Beni özledin mi? Özledim ya! Ben de seni özledim! Kızım, dedeni rahat bırakalım! İşi var! Ben gidiyordum zaten hanımefendi! Biz işimizi hallettik! Çok sevimli bir çocuk. Size de pek düşkün galiba İhsan Bey. Dedem başka çocukların dedesine benzemez. Öyle mi? Sen de gördüğüm çocukların en güzelisin.
Dediklerimi iyi düşünün İhsan Bey. Şimdilik müsaadenizle. Dedeciğim, benim canım dedeciğim! Anneciğim, ben ne zaman bu çocuklar gibi oynayacağım? Bu hastalığım hiç geçmeyecek mi? Geçecek tabii yavrum. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Oturabilir miyim şuraya? Ah, rica ederim, buyurun. Mersi. Gel seninle oynayalım. Oynayalım. Olmaz yavrum, yorulursun. Ne olur anneciğim, müsaade edin, koşmadan, yorulmadan oynayalım. Pekala ama hiç yorulmadan, terlemeden. Teşekkür ederim anne. Nesi var kızınızın? Kalbi o kadar zayıf ki, büyük bir ihtimamla yaşatabiliyoruz. Mübah evladım, inanın çok üzüldüm. Balon, balon, bebelere balon, renk! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, söylediklerin birbirini tutmuyor. Toparla kendini! Anlat, ne biçim bir kadındı? Saçı, gözü, boyu nasıldı? Bütün hatırladığım sarı, kısa saçlı, genç ve zayıftı. Muhakkak trendeki kadın olacak. Niye trendeki kadın olsun? Durun, durun, sakin kafayla düşünelim. O kadın senin çocuğunu niye kaçırsın? Ben de hiç ihtimal vermedim. Ne olduğunu anlayamadım. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Yahu neden anlamak istemiyorsunuz? Kadın kaçırdı çocuğumu. Bu trendeki katil, her şey ortada. Eğer Ayşe'ye bir kötülük yaparlarsa yaşayamam Burhan! Pekala, neden yaptılar bunu? Bilmiyorum. Belki de benden intikam almak için. Fakat ne bahasına olursa olsun, çocuğumu bulmamız lazım Murat abi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Burhan. Kızımın kalbi o kadar zayıf ki, en ufak bir heyecana dayanamaz. Eğer kötü muamele ederlerse ölebilir. Sakin ol, otur söyle. Beklemekten başka çaremiz yok. Polis parkın etrafında gerekli tertibatı almış durumda. Onu saklayabilecekleri her yer aranıyor. Ben durumdaki en ufak gelişmeyi sana bildireceğim. Eğer çocuğu kaçıran onlarsa mutlaka bir maksatları var. Belki de şantajla para koparmak isteyecekler. Bu durumda seninle temasa geçecekler. Murat abi, yalvarırım, kızımı bul, bana bul! Söz veriyorum, bulacağım. Çocuğumuzu kaçırdılar Lale! Bu insanlarla baş edemezsin. Hepsi katil bunların. Yalvarırım, gitme Burhan, gitmeni istemiyorum! Seni de öldürecekler! Beni kolay kolay öldüremezler. Onların gücü kimsesiz kızlara, küçük çocuklara geçiyor. Kim olduklarını, nerede saklandıklarını bilmiyorum ama yerin dibine girseler bulacağım onları. Murat abiyi bekleyemem. Artık bu kanlı oyunu ben bitireceğim. Bırakın beni! Ay, ne olur, bırakın beni, eve gideyim! Ay, bırakın! Kafa tütsüleme, kes sesini! İhtiyar bu resimleri görünce paraları sayacaktır Kemal abi. Hem de nasıl sayacaktır? Ay. Korunuma ne yaptınız? Bilirdiniz mi siz? Merak etmeyin, şimdilik sıhhati yerinde. Fakat teklifi kabul etmezseniz ölecek. İğrenç bir şantaj bu. Küçücük ve hasta bir çocuktan ne istiyorsunuz? Oyunun kuralı böyle, Kemal'i tanırsınız.
Eğer istediği parayı vermezseniz gözünü bile kırpmadan çocuğu öldürür. Bunu yapamaz. Yapar. Kemal'in ne kadar pis bir adam olduğunu biliyorum. Ama siz... siz öyle değilsiniz. Bir kadınsınız. Mutlaka içinizde günahsız bir çocuğa acıyacak kadar insanlık vardır. Benim elimden gelen bir şey yok. Maalesef. Affedin. Hayatımda şimdiye kadar kimseye yalvarmadım. İşte şimdi size yalvarıyorum. Ne olur Kemal'e mani olun. Ben yaşlı bir adamım. Torunum hayatımın tek neşesi. Tertip ettiğim kirli bir dava uğruna onun başına bir şey gelirse yaşayamam. Bu tamamıyla size bağlı. Kemal'in teklifini öğrendiniz. Yarın gece parayı getirirseniz çocuk sağ salim iade edilecek. Kazandınız. Getireceğim parayı. Kemal bunu yapacağınızı biliyor. Müşteri olun. Torununuz yarın geceye kadar emin ellerde efendim. Müsaadeniz. Benim. Söyle, seni dinliyorum. Kemal mahvolduk. Çocuğun anası beni gördü, tanıdı, peşimde. İzimi kaybetmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Çok korkuyorum Kemal. Sonumuz geldi. Kadın yalnız mı? Yanında polis var mı diye soruyorum. Nasıl bilmiyorsun? Belki de var. Peki, beni dinle. Görünmemeye çalışarak manken deposuna git ve orada beni bekle. Thank you.
Lale burada mı? Yo, gece yarısı Lale'nin ne işi var burada? Hiç şüphem kalmadı, onların işi bu. Hiçbir şey anlamıyorum, söyle ne oldu? Lale'yi de kaçırdılar. Bu saate kadar eve dönmeyince belki buradadır diye düşündüm. Burada olmadığına göre artık şüphem kalmadı. Onlar kaçırdılar, alçaklar! Dur, sakin ol! Önce çocuğumu, sonra karımı kaçırıyorlar, siz de kalkmış benden sakin olmamı istiyorsunuz! Kimdir bu insanlar? Nerede gizlenirler? Benden ne isterler? Şu anda karımın ve çocuğumun hayatı onların elinde! Ben de elleri kolları bağlı beklemekten başka bir şey yapamıyorum! Bu çaresizlik beni deli edecek! Deli edecek! Bir dakika. Söylesenize nereden çıktı bunlar? Onlar gönderdi. Onlar mı gönderdi? Demek sizinle temasa geçtiler. Evet, geçtiler. Peki deminden beri anlatmak için ne bekliyorsunuz? Kızım ve karımı öldürmelerini mi? Merak etme, şimdilik onları öldürmeleri için bir sebep yok. Sana her şeyi anlatacağım. Bu aslında uzun bir hikayedir. Suya düşen bir hayalin hikayesi. Bütün bunlara aslında ben sebep oldum. Peki anlatsanıza ne istiyorlar? Neden kaçırdılar onları? Kim bu adamlar? Karşımızda bir tek adam var. Adı Kemal. Gözü dönmüş, kanlı bir katil. Ama şimdilik onları öldürmek işine gelmez. Biraz evvel telefon etti. Ayşe ile Lale'yi serbest bırakmak için şu çantadaki paraları bekliyor. Siz mi götüreceksiniz? Evet. Nerede buluşacaksınız? Bir garajda. Beraber gideceğiz oraya. Hadi. Nerede bekliyorlardı? Kızımla torunumu istiyorum. Eğer polisin haberi varsa onları bir daha göremezsin. Kimsenin haberi yok. Ver bakalım şu çantayı. Bey öldü. Kimsin sen? Burhan. Sana bir teklifim var. Paralar bende. Eğer karımla çocuğumu serbest bırakırsan paraları sana getiririm. Sana tam 45 dakika müsaade. 45 dakika içinde parayla birlikte burada olursan karınla çocuğuna sağ olarak kavuşursun. Unutma, tam 45 dakika. Anladık. Neredesin?
Konuş, itiraf et! Yeter! Gene karşılaştık Kılçık Erol. Söyle bakalım, neden bu cinayeti işledin? Hayır Murat abi, onu ben öldürmedim. Burhan'ın çocuğunu nerede saklıyorsunuz? Bu işlerin başındaki kim? Bilmiyorum. Sen ağzını açacak mısın yoksa seni söyleteyim mi? Hadi! Konuş! Dur Murat abi, her şeyi söyleyeceğim, dur! Eğer koçmazsa sana da kızına da yazık olacak. Çaresiz bir kadınla, günahsız bir çocuğu öldürmek insanlık mı? Sizde hiç vicdan yok mu? Yalvarırım, bırakın bizi! Kocanla bir anlaşma yaptık, paralarla tam vaktinde gelirse kurtulursunuz. Ya gelmezse? O zaman bunlara iki mezar kazarsın. Biraz daha çabuk, daha çabuk! Tek kurşunla ölmeye hazır olun. İki kaşının ortasına kurşunu sen yiyeceksin, o da asılarak can verecek. Yalvarırım, beni öldürün! Yavruma dokunmayın! Hayır! Oyunumun en tatlı tarafı senin tek kurşunla onun da asılarak ölmesi. Bu zevkten mahrum olamam ben. Vakit yaklaşıyor. Ölüm yolculuğuna hazırlanın. Getirdim. Serbest bırak onları. Önce paralar. Para tamam. Güzel. Sen sözünde durdun ama ben sözümde duramayacağım. Doğan. Evet abi. Şimdi üç mezar kazmaya hazırlan. Bu oyun böyle bitecek. Duydun mu Doğan? Peşinden gelirsen vururum çocuğunu! Elindeki silah, yoksa kızının beynini dağıtırım. Artık oyun bitti. Canın cehenneme. Yak şu sigaramı.
Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap, o zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim.